Merhabalar. Bugün size sizin de sık sık muzdarip olduğunuz bir konuda bilgi vereceğim. Hasta olan biberimizin yanına geldik. Önce konuyu anlatmadan evvel şu biçimsiz büyümüş olan dalları sırığımıza bağlayayım. Şu şekilde bakın. Beyaz kumaşlar kesiyorum. Kumaş bitkiye zarar vermeden ince tül gibi bir malzeme. En iyi dala alma malzemesi. Önce şu sarkanı alalım. Ve şuraya bir 8 yaparak daha evvelden bunun nasıl yapıldığını anlatmıştım size. Buraya bağlayalım. Şu göz geniş bırakılıyor. Dal üzerine düğüm atmıyoruz kesinlikle. Evet, konu şu bitki. Şu hastalık daha doğrusu. Yanık gibi meyvenin bazı yerlerinde şu şekilde yaralar baş gösteriyor. Bunun sebebi benim bildiğim kadarıyla kalsiyum noksanlığı, kireç eksikliği. Onun için internet üzerinden tarım kireci getirttirdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu tahmin ediyorum sönmemiş kireç. Bundan bitkilerimizin dibine çok fazla abartmamak şartıyla serpiyoruz. Neden? Kalsiyum almaları için. Bu şekilde hasta olmuş olan biberlerinize ve domateslerinize bunu uygulayabilirsiniz. Bakın bir tane daha gördüğünüz gibi buralarda kalsiyum noksanlığı diye biliniyor. Biliyorum ben bunu. Bunu döktükten sonra biraz da aynı can suyu verir gibi üstlerinden sulayacağız. Emişsin diye. Bakalım bunu kurtarabilecek miyiz? Daha evvelden kurtarmıştım. Bakın yer yer kendini belli ediyor. Bir de bu çürümüş, yani bu hastalığa yakalanmış meyveleri kesinlikle dalda bırakmıyoruz. Temizliyoruz, ayıklıyoruz. Bakın, benzer rahatsızlıklar bunda da var. Domates de aynı şekilde oluyor. Giden gidiyor. Artık kalanı kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı insanlar gibi bitkiler de değişik hastalıklara yakalanabiliyorlar. Diplerine eğer bu tarzda rahatsızlığı olan biberlerinden döküldüyse onları bırakmıyoruz. Alıyoruz. Eğilmişken yaban otları da alıyoruz. Evet, bugünkü konu ortak problemimiz. Sizde de vardır bu sorun. Şurada da bir dal var. Onu da bağlayalım. Bakın bez. Bir konuda iki başlık istiyoruz ama bezi
alıyoruz. Bitkimizin şu şekilde bunu sola, öbürünü sağa. Şurada halka bırakıyoruz. Bitki üzerinde kesinlikle düğüm yapmıyoruz. Evet, bunu da ipi almış olduk. Biçimsiz büyümüş bu nedense. Olsun, bu şekilde devam edeceğiz. Şu kısmı da sulayayım. Kireçler karşıyım, biraz daha emişsin. Evet, siz de bunu deneyin arkadaşlar. Sonuç alacaksınız. Bu konuda tahmin ettiğim gibi sizin sıkıntı çektiğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, kolay gelsin. Bereketli olsun.